Ya tamam, arayacağım dedim ya. Sakın bana bak. Sakın buraya geleyim deme. Duyuyor musun? Senin ne işin var burada? Şey, ben su alacaktım da. Ya bırak suyu filan hadi. Sen şu ekmeği al da içeri getir. Ben Naciye'ye çorba yaptım. Kiminle konuştu bu ya? Tamam. Tamam, biliyorum, biliyorum. Savcı da orada olacak değil mi? İyi, tamam. Ben birazdan çıkıyorum. Karakolda görüşürüz. Ne karakolu Kuzey? Abla, sakın. Bak Kuzey, annemi bırakmam. Abla, karakola gideceğiz. Annem Alper'i bıçakladığını söyleyecek. Başka yolu yok. Var Kuzey. Ya Cavidan her şeyi kabul etti. Ama sen kabul etmiyorsun. Etmiyorum. Çünkü ben adaleti yanıltmam. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Kuzey bak, Cavidan her şeyi kabul edecek. Ben öldürdüm diyecek. Diyecek. Eder tabii. Karşılığında ne isteyecek peki? He? Hiçbir şey istemem. Bakın. Bütün bunların başınıza gelmesindeki sebep benim, yani Sıla. Ben de annesi olarak tüm bu cezayı kabul ediyorum. Bize bir izin verir misiniz? Bir konuşalım. Abla hadi. Bahar, lütfen hadi. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Yok yok, yapmadım diyorum ben. Yani Hülya, polisler geldi mi? Kuzey her şeyi anlattı mı? Götürecekler mi beni? Yok annem, kimsenin geldi ettiği falan yok. Kuzey seni asla polislere vermez. Sen korkma, olur mu? Ay, niye benim böyle her yerlerim ağrıyor, kırılıyor her yerim? Anne sen düştün, bayıldın ya. Bütün gece biz seni başında bekledik. Onun için mi böyle her yerlerim ağrıyor? Uf, Cavidan nerede? Şey, Kuzey'le konuşuyor. Annem sizin yerinize teslim olacak. Anne, Kuzey en sonunda kabul etti. Korkma sen, olur mu? Anlaştılar. Hadi sen şöyle bir çorbandan iç, bir kendine gel, olur mu anneciğim? Ay Allah'ını seversen. Şimdi çorbanın sırası mı ya? Ben gideyim bir bakayım ya. Anne! Bak çorbanı içmen lazım. Yoksa tansiyonun çıkacak. Bir de onunla mı uğraşalım? Hadi. Bak ben buraya bıraktım, içersin. Of. Bak. Canım feda size. Ya bırak işte, ben gidip teslim olayım. Boşuna anneni yakma. Karşılığında ne isteyeceksin peki? Nasıl yani? Annemin yerine hapis yatacaksın ya, karşılığında ne isteyeceksin? Ben hiçbir şey istemem. Sadece... Sadece ne? Bahar, kızım, onu ortada bırakma, olur mu? Biliyorsun zaten gönlü yaralı. Tek başına yapamaz o. Kuzey. Bahar'la evlensen, ha? Ben kendim için hiçbir şey istemem. Vallahi istemem. Ama bak, bu hepimiz için en doğrusu. Tamam. Peki. Kabul ediyor musun?
Allah Allah, nereye gitti şimdi bu? Kuzey nerede? Vallahi ne bileyim, biz konuşuyorduk, bastı gitti. Anlatsana, ne konuştunuz? Ya işte ben dedim ki, ben Naciye Hanım'ın yerine hapse girerim dedim. O ne dedi? O da karşılığında ne istiyorsun diye sordu. Sen ne dedin? Vallahi benim bir derdim var. O da kızım. Yani onu ortada bırakma. Bahar'la evlen dedim. Kabul etmemiştir ki. Evlenmem demiştir. Yo, peki dedi. Kabul etti. Nasıl? Sahi mi? Evlenmeyi kabul etti mi yani? Yani peki dedi. Sonra da çekip gitti. Ay Allah'ım, çok şükür. Annem hapse girmekten kurtuluyorsun. Dur kızım, dur bir dakika. Senin gözün arkada kalmasın Cavidan. Kızın bize emanet. Ben üstüme düşeni yaptım. Artık sıra sizde. Kuzey, ne oluyor? Evet memur bey. Söylediğim gibi annem burada. Kendisi birini bıçaklamak zorunda kalmış. Şimdi olup biten her şeyi size anlatacak. Ya ne yaptın sen? Doğru olanı yapıyorum. Bir sakin ol. Anneciğim sen de sakin ol. Gördüklerini, yaşadıklarını tek tek memur beye anlat. Tamam. Naciye Boz Bey, geçin oturun şöyle. Kesin evlenmemek için yaptı. Anneciğim. Hadi anneciğim, stres yapma. Bak memur bey burada. Olup biteni doğru bir şekilde anlat. Hadi lütfen. Ağlama. Ağlama. Bütün her şeyi, gerçekleri anlat. Sonrası zaten hallolacak. Bana bırak. Evet Naciye Hanım. Sizi dinliyoruz. Hadi.